Her kumaştan mantı olmaz. Evin inşaat varken yalıtımsız kalınmaz. Türkiye'nin en iyi ısı yalıtım sistemi Mavi Kale'nin Balıkesir'deki 18 yıllık bayisi Evin İnşaat, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve ses yalıtımıyla mekanlarınıza konfor sağlıyor. Ayrıca iç dış cephe boyalarıyla da konforu görünüşte kusursuz kılıyor. Köster Yapı Kimyasalları ve uygulamalarını size tek adreste sunan inşaat mühendisi Zeki Büyüker doğmuş, Evin İnşaat Limites Şirketi, Akıncılar Mahallesi Eski Kepsut Caddesi numara 38 ve Ağır Sanayi Eski Kepsut Caddesi numara 155'te. Bugün gözleme yapıyoruz. Ayvalık'ta başlattıkları engellilere yemek yapmayı öğretme çalışmalarının ikinci etabını İzmir'de Çeşme ilçesinde kendi tasarımları olan seyyar bir minibüste sürdüren Astetliler, projeye dahil olan 117 engelliyle birlikte Çeşmeli engellilere yemek yapmasını öğretiyor. Anladım. Engelli bireyin hayatına renk katmak ve fırsat verildiğinde engellilerin her işin üstesinden gelebileceğini kanıtlayabilmek adına sürdürülen çalışmalara Çeşme Kaymakamlığı ile Çeşme Belediyesi de destek veriyor. Her hafta 10 engellinin seyyar araçta usta öğreticilerinin nezaretinde aldıkları eğitimlerle kendi başlarına kaldıklarında hiç olmazsa evlerinde kendilerine yemek yaparak hayata tutunmayı öğrenmelerinin amaçlandığı vurgulanıyor. Merhaba. Ne yapıyorsun? Eğitimler kapsamında her sabah saat 10'da o gün hazırlanacak yemeklerin malzemeleri market ve manavlardan satın alınıyor. Alışverişlerde yemeklere konulacak malzemeler titizlikle seçiliyor. Her şeyin en iyisinin alınmasına özen gösteriliyor. Bu yapılırken de bir yandan engellilerin sosyalleştirilmesine çalışılıyor. Eğitimlere katılan her engelli bir yandan yemek yapmayı öğrenirken bir yandan da Astet tarafından günlük yevmiye alıyor. Engelliler böylelikle hem öğrenip hem eğlenirken bir yandan da cep harçlıklarını kazanıyor. Ayvalıklı engellilerin Çeşme'deki faaliyetlerine Dalyan, Alaçatı ve Ilıcayla köylerinden de zihinsel işitme engellilerin de katıldığı kaydedilirken, Çeşme'den sonra Bodrum, Kuşadası, Antalya ve sonrasında Ankara'ya kadar uzanacak olan Ayvalıklı Engelli Grup Astet'in başkentte de canlı yayında yaptıkları çalışmaları tüm Türkiye'ye göstermeye hazırlandıkları belirtiliyor. Namık Tuncel, hazırlayıp hayata geçirdikleri seyyar araçla Engelliler Yemek Yapıyor projesinin Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret ederek, yapılanın sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu ve asıl amaçlarının Ayvalık'ta hayata geçirmek istedikleri tamamı engelli personelden oluşan bir otelde turizme hizmet vermek olduğunun altını çizdi. Engelli sınırı bilmiyor. Engelli engelleyen sadece engelli değil, engeli engelleyen maalesef çevresi ve onun sunmuş olduğu imkansızlıklardan kaynaklanıyor.